Bağırsaktaki mantarı nasıl yok edeceksiniz? Onun için öneriniz ne? Hep zincirleme. Zincirleme. Hep zincirleme, evet. Şimdi mesela ne yiyoruz biz? İşlenmiş gıdalar. Cips, jelibon, gofret, kek. Evet, sucuk, salam, sosis, elma, armut. Mesela elma, armut Türkiye'den değil de Güney Amerika'dan, Güney Afrika'dan, şuradan buradan geliyorsa ilaçlanıyor. Mesela muz, Güney Amerika'dan geliyor. 3 ay gemiyle geliyor. O kadar ilaçlıyorlar ki buraya yemyeşil geliyor. Koyuyorlar bir odaya, bir gaz veriyorlar, dioksan. 5 dakika sonra sapsarı oluyor. Aslında onu eldivenle tutmanız lazım. Zehirli. Doğru. Biz onu ne yapıyoruz? Evet. Yiyoruz afiyetle. Neden eski ben mesela manavlara bakıyorum. Böyle meyveler beni çağırıyor. Renkli renkli gel al diye. Gidiyorum, hiçbirinde tat yok. Yani o eski tatlar, o koku, elmayı böyle ısırırdık. Bir de kokusu gelirdi mis gibi. Öyle bir şey yok. Portakalda o tat yok. Muzu ben çok severdim. Ülkemizde yetişirdi muz. Doğru söylüyorsun. Anamur'da tabii yetişir. Tabii. Şimdi ülkemizdeki muzu yok. O tadı yok. Ajdar'a sesleniyorum. Ajdar'a çıktı muzdan sonra bu var ya patlama oldu. Patlama oldu. Var ülkede muz kalmadı. Ajdar'ın şeyinde. Ajdar var ya başımızı yaktın sen. Ajdar biliyorsun programlara çıkmak için yüksek bir ücret talep ediyormuş. Bana şu parayı verirseniz. Hiperstar o. Hiper. Onun üstü star yok. Tarkan'ın da üstünde yani. Onun yüzünden başımıza bunlar geldi. Hocam. Allah senin olsun. Hiperstar. Yani sonuçta tabii ki işlenmiş gıda tüketiyoruz. Evet, bu kimyasal ilaç almış gibi bizi zehirliyor. Aynen, yemiş olduğumuz yiyecekler bunu tetikliyor. 2 kilo bakteri var. Bu 2 kilo bakterinin normal olarak %99'u faydalı. Vitamin üretir. B6, B12, folik asit. Biz kendi kendimizi işlenmiş gıdalarla zehirliyoruz. 1. Antibiyotik, antihistaminik, antidepresan gibi kimyasal ilaçlarla zehirliyoruz. 2. Çok kullanıyoruz. Çok önemli bir noktaya geldiniz İbrahim Bey. Antidepresan çok kullanılıyor ülkemizde. Küçük büyük demeden var ya birbirimize tavsiyeyle al bu iyi geldi, al bu yatıştırdı, al bu beni çok şey yaptı. Bu ilaçlara çok yükleniyoruz. Bu en tehlikeli olan kısmı bence burası. Şimdi Almanya'da, Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde eczaneye gidin, antibiyotikten veremez. Alamazsınız. Ama Türkiye'de tabii. Bir valiz olursa istediğin kadar ilaç al. Tabii herkesin çantasında vardır muhakkak. Her evde eczacı deposu var. Şimdi ben mesela bugün sahildeydim. Çocukların oynadığı parkta kum havuzu yok. Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Hiçbir çocuk parkında, çocuk oyun alanında kum havuzu diye bir şey yok. Ama Almanya'da mesela her mahallede en az 9-10 tane çocuk oynadıkları alanda kum havuzu var. Yani böyle bir kare içerisinde sadece kum var, temiz kum. Çocuklar oynasın diye. Kumla oynayan çocuklar, bebekler 2-3 yaşından başlarlar orada. Çocuklar kumla temas ederler, oynaya oynaya. 9-10 yaşına kadar oynarlar. Oynadığı zaman kumla ne olur? Toprakla temas ettiğini stresi atar, gerilir, rahat gelişir, psikolojisi gelişir. Bir, fiziksel gelişimi, zihinsel gelişimi gelişmesi mükemmel olur. 1, 2, bağırsak florası gelişir. 0-6 yaş grubunda bağırsak florasının gelişmesi kişinin toprakla temasında mükemmel olur. Esasında söylediğiniz şey benim aklıma neyi getirdi biliyor musunuz? Hani çok zengin ailenin çocukları hep hasta olur ya sonra derler ki doğudaki insanlara bakın ayaklarında ayakkabı yok. Akşama kadar toprağın üstünde. Çamurun içinde. Esasında orada sizin anlatmış olduğunuz doğal bir şekilde zaten doğa onu koruyormuş zaten yani. Bağışıklık sistemi güçleniyor. Bağışıklık sistemi tabii ki topraktan dolayı yükseliyor, evet. Enerjisi yükseliyor. Yalın ayak başı kabak girmesi lazım çamurun içine. Yalın ayak başı kabak girmesi çocuk oynaması esasında gerek. Esasında muhteşem bilgiler. Neden çok yaşayanlara da bir kadını konuşturmuşlardı. Her şeyi yerden alır yermiş mesela. Köyde tabii ki yaşıyor. Hı-hı. Yani şehirde çok yaşamak da mümkün değil. Tabii. Bu stresten, bu şeyden. Çok zengin bir sosyetik bir beyefendinin köpeği hastalanıyor. Bütün ünlü hekimler gidiyor çok zengince. Tedavi edemiyorlar köpeğini. O da köpeğini çocuğu gibi seviyor. Köpeğe ölecek diye çok üzülüyor. Psikolojisi bozuluyor. Yaşlı bir beyefendi hekim diyor ki köpeğini bırak sokak köpekleriyle beraber oynasın diyor. Ya biraz. Ya olur mu diyorum benim köpeğim asla özel. Yıkanacak, bakılacak, şudur budur. Ya sen bırak diyor yoksa bak ölecek. Neden? Bağışıklık sistemi çökmüş. Olmaz falan ama mecbur kalıyor. Peki diyor bir de senin dediğini yapayım. Son çare. Sokağa bırakıyor. Sokak köpekleriyle köpeği birkaç gün işte oynadıktan sonra köpeği köpek canlanıyor kendine geliyor hastalığını atlatıyor. Çünkü sürekli bakım hijyen bağışıklık sistemi çökmüş. Öldü ölecek. Sokak köpeklerine mikrop kapıyor. Biraz da evet. Yani biraz da insanları rahat bırakmak lazım. Çok güzel bilgiler temas etti İbrahim Bey bugün. Füsun ne yaptı?